kız işte tartışmada tam bu noktada başladı. Şu an bu haberi nasıl okuyacak vatandaş? Hukuk dünyası iki davayı konuşuyor. Biri yüzüne kezap atılan Berfin Özek olayı, diğeri ise Eskişehir'de pizzaya tüküren kurye. Berfin Özek davasından 13 yıl hapis cezası çıktı. Burada bir kasten yaralama yok, burada kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu var. Pizzaya tükürme davasındaysa iddianame yazıldı. O davada istenen ceza 18 yıla kadar hapis. Öyle ki Berfin davasından çıkan 13 yıllık hapis cezası Başkan Erdoğan'ın da tepkisini çekti. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine lütfen kulak verin. Tartışmanın başladığı nokta tam da burası. Kanun maddeleri ve gerçek hayat. Ben hakime şunu söylemek istiyorum diğer mahkemede. Yani diyeceğim ki sizin kızınız olsaydı eğer bu durumda olan. Kanunun kendisinde sorun yok. Uygulayıcıda sorun var. Hukukçulara göre yorum farkları zaman zaman tartışmalı kararların çıkmasına neden oluyor. Başa dökülen 1,5 litre kezzabın sadece yaralama amacı taşıdığını hangi hukuk yorumu içinde, hangi hukuk normu içinde yorumlayabilirsiniz ki? Öyle ki kanun maddeleri kadar vicdani kanaatinde önemli olduğu vurgulanıyor. Kanun uygulayıcı olan hakimlerin, savcıların bir yüzün yok edilişiyle bir pizzanın yok edilişi arasında bir farkı gözeterek mütalada bulunmaları ve hüküm vermeleri gerekiyor. Suçlar ve cezalar tartışılırken geçmişteki davalar da hatırlatılıyor. Geçmişte de bu tarz davalar çok oldu. İşte bir baklava çalan çocuğa 20 yıl verildi. Ama 3 insanı öldürmeye teşebbüs eden bir sanığa beraat verildi. Hukukçulara göre çözüm kanun maddeleri kadar o kanunları uygulayacak kişilerden geçiyor. Önüne gelen davanın bütün kılcal damarlarına varacak şekilde dosyayı incelemiş, anlamış kanun uygulayıcılarına ihtiyacımız var.